Canım sıkılıyor. iPhone için oyun tavsiye eder misiniz? iOS için en iyi oyunlar hangileri? Önerinizi alayım demiş. Arkadaşlar ben sık sık oyun oynayan biriyim. Sıkıldıkça böyle işte telefonunda falan biraz bakışımı değiştirmek, birazcık mola vermek için, biraz da bulunduğum ortamdan kaçmak için oyun oynuyorum. Benim size tavsiyem şu. Benim iPhone'da oynadığım birkaç tane güzel oyun var. Size biraz onlardan bahsedeyim. PUBG artık arkadaşlar çok genel, yani ondan bahsetmeyeceğim ama biraz daha farklı oyunlar arıyorsanız size tavsiyem Life After oyunu. Hem grafikleri hem dünyası çok geniş ve çok detaylı. Çok keyif aldım. Mesela öncelikle kendi evinizi yapıyorsunuz. Evinizi güçlendiriyorsunuz. Klasiktir her zamanki gibi zombi akınları falan da oluyor ama bunun dışında çok fazla oyun içi etkinlik var. İşte büyük kamplara katılıp daha büyük birlikler oluşturabiliyorsunuz. Sosyal bir oyun kesinlikle. Sürekli bir gelişim var. İşte her zamanki gibi arkadaşlar taş, ağaç toplama olayları da mevcut ama o kadar zevkli ilerliyor ki bunları zevkle yapıyorsunuz. Yani kesinlikle Life After'ı size tavsiye ederim. Bu banko. Bir diğer oyunumuz Hustle Castle. Mutlaka oynamalısınız. Bir kareniz var. Burayı geliştir. Hem odalarınızı geliştiriyorsunuz hem adamlarınızı geliştiriyorsunuz ve klan halinde savaşlara katılıyorsunuz. Çok eğlenceli. Bu oyuna da daha önce sanırım geçtiğimiz yıllarda ben aylarım verdim. Bir klan kurdum Silicon Valley diye ve epey bir çekişmeli klan mücadelelerine girmiştim. Tabii daha sonra iş yoğunluğu dolayısıyla ayrılıp, çünkü gerçekten emek isteyen bir oyun. Size mutlaka Hustle Castle'ı da öneririm. Diğer önereceğim oyun Bed Wars arkadaşlar. Bed Wars nedir? Belki televizyonda izlemişsinizdir. Hani depo ihaleleri oluyor Amerika'da. Hani kapalı depolar böyle bir açılıyor. İçindekilere kabaca bakıyorsunuz ve kapanıyor. Ondan sonra ihaleye giriyorsunuz. Kutuların içinde ne olup olmadığı hiç belli olmuyor. İşte böyle bir oyun arkadaşlar bu da. Garaj kapısını açıyorlar bir süreliğine. Siz içeriye şöyle kabaca bir bakıyorsunuz. Çoğu zaten kutulu oluyor. Yani aşağı yukarı bir fiyat çıkarmanız mümkün olmuyor. Ve daha sonra fiyat vererek oynamaya başlıyorsunuz. Eğer ihaleyi kazanırsanız garaj kapısı açılıyor. İçerideki kutular da açılıyor ve kârda mısınız, zararda mısınız görüyorsunuz. Gerçekten çok eğlenceli. Bunun da tabii püf noktaları falan var. Bununla ilgili de ben kanalımda oyunlar oynatma listesinin içinde epey bilgi verdim. Oraya da bir göz atabilirsiniz. Mutlaka deneyin.